Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yazlık bir hırka anlatımı yapacağız. Çok şık ve güzel ve de çok kolay bir hırka. Bu hırkamızı iki videoda anlatacağım sizlere. İlk videomuz bu olacak. Daha detaylı anlatabilmek için iki videoda karar kıldım arkadaşlar. Şimdi ee, ipimiz yazlık istediğiniz her türlü ip olabilir ben şu ipten yapın demiyorum Çünkü benim bu iplerim yaptığım ip ihraç fazlası bir ipti ve e, biraz da mercerizeye benziyor yazlık olduğu için e, istediğiniz herhangi bir ipten de yapabilirsiniz ee, önemli olan Arkadaşlar bu hırkamızda biraz elinizi gevşek e, bırakmanız ve Hani gevşek yapamıyorum, sık yapıyorum derseniz de tığ numaranızı yüksek tutmanız gerekli. İpe göre mesela benim ipim şu an 3 e, numarayı kaldırabilen bir ip fakat ben 4 numarayla öreceğim çünkü dediğim gibi biraz salaş ve e, esnek olması için hırkamız yazlık olduğu için arkadaşlar biraz da e, rahat giyebilmeniz için. Şimdi. E, yaptığımızı da söyledim ee, Ben beden olarak e, hangi bedende yapmak istediğinizi bilmiyorum ama benim şu an yaptığım beden 38 40 bedene Çünkü salaş olduğu için biraz geniş e, bir hırka bunu istediğiniz şekilde zaten bir tane yaptıktan sonra istediğiniz şekilde beden e, büyütmesini kendiniz de ayarlayabilirsiniz Ben şimdi bu 38, 40, 42 bile giyebilir arkadaşlar. Hatta 44 bile giyebilir. Çünkü dediğim gibi salaş olduğu için bu hırkamız şimdi başlangıç olarak arkadaşlar, yani bu hırka iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bu bir, bu iki. Uzun bir şekilde şöyle göstereyim ben size. Bakın katladım ben bunu. Uzun bir şekilde iki parça e, örüyoruz öncelikle. Şimdi başlangıç olarak ilk parçamızı nasıl öreceğimizi göstereceğim sizlere. Dediğim gibi elimizi biraz gevşek tutalım arkadaşlar. Yani bol örelim demek istedim. E o 55 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tam 55 tane zincir çekelim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biraz sık değil ve gevşek bırakarak. Evet. Tam 55 tane zincir çektim ben. Bunu dediğim gibi bunu çoğaltabilir veya kısaltabilirsiniz. Bu şu bedene göre. Şimdi 55 tane zincirimizi biraz gevşek olarak çektik. Bak, şu şekilde. Şimdi bu zincirimizin 55 taneden sonra bir iki tane daha çekip İlk e, zincirin üstüne değil, ikinciye şu hemen üstüne mil üst almadan yani ilmek almadan her bir zincirin içine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. ilk sıramız bu şekilde. Şöyle ama dediğim gibi yine biraz gevşek yaparak Her bir zincirin tam ortasına yani o içine sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Bunu sona kadar bütün zincirlerimizin içine sık iğnemizi yaparak sona kadar gelelim arkadaşlar. Evet sona kadar geldik şimdi. Tam bu son yerimizde arkadaşlar 3 tane zincir çektim veya 4 tane de çekebilirsiniz. Dediğim gibi elinizi biraz bol tutun. Milistümüzü aldık ilmeğimizi. Hemen bir, iki tane bir tane boşluk bırakıp ikinciye ikili trabzan yapıyoruz aynı yere ikinci trabzanımızı yaptık 1 2 3 zincir çekip ilmeğimizi alıp aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyoruz ve dediğim gibi biraz bol tutalım arkadaşlar aralarda bir zincir bir tane ilmek alıp bir iki boşluk bırakıp bu sefer üçüncüye bir iki tane oldu. Bunu e, yaparken şurasını arkadaşlar e, bak eğer ki ilmeğiniz yetmezse çok sık oluyorsa şu aradakini 3 de yapabilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim tekrar. Bir tane zincir çektik. İlmeğimizi aldık. 1 2 3 tane atlayalım ki belki eee sıkı olur elinizden dolayı. Bakın 2 tane daha trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. 1 aynı yere ikili trabzan 2 iki tane şu şekilde aralara bir zincir çekerek 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye ikili trabzan yaptık 1 2 3 zincir çekiyoruz ilmeğimizi alıp aynı yere ikili trabzan diyoruz bunlar arkadaşlar İkili trabzanımızı yapıyoruz bakın aralarda bir zincir ilmeğimizi alıyoruz bir iki üç dördüncüye ikili trabzanımızı yapıyoruz aralarda üç zincir tekrar aynı yere trabzanı yaptık bu şekilde sona kadar tekrar gidiyoruz tam 13 tane bakın şu şekilde 13 tane yaptım ikili trabzanlardan arkadaşlar bunlardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zaten bu hırkamızın biraz da gevşek ördüğümüz için tam normal ideal boyu pardon eni 13 13 yaptıktan sonra tekrar ilmeğimizi aldık bu sonda şu tam sondaki ilmeğe şu şekilde bir kafes gibi oluşturduk yani ikili trabzan tek yaparak 1 2 3 4 tane zincir çekip geri dönüyoruz tekrar ilmeğimizi alıp bu boşlukların içine iki tane trabzan yaptık ikili trabzan bir iki üç zincir çekip aynı yere zaten bu modeli bilmeyen arkadaşımız çok azdır arkadaşlar bir aralarda tek zincir ilmeğimizi aldık diğer şunlara fıstık diyelim arkadaşlar fıstıkların tam ortasındaki boşluğa bu sefer yapıyoruz yani şuradaki yaptığımız işlemi bu boşluklara yaparak hırkamızı ilerleteceğiz. Aralar tek zincir boşluklara biraz elimizi dediğim gibi gevşek tutarak Bakın. Bu da ikinci sırası. Şöyle tutayım. Bu hırkamızı bu şekilde uzatacağız. Diğer köşeye de gelip dönüşleri tekrar göstereceğim arkadaşlar size şimdi. Tekrar sona geldik. Burada şu aşağıda şu, bu tarafta yaptığımız gibi milistümüzü alıyoruz. Ve alttaki fıstığın tam köşesine tek trabzan yaparak burayı birleştirdik 1 2 3 4 zincir çekip tekrar geri döneceğiz ve aynı fıstığın içine ilmeğimizi alıp aynı şekilde devam ediyoruz 2 tane yaptık 3 zincir çekiyoruz aynı yere 2 trabzan daha Dönüşlerimiz hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani şuramız, bakın şu şekilde bir zincir oluşacak. Evet, hırkamızın modeli, örme şeklimiz bu kadar. Bu parçamızı, yani tek tarafımızı bir buçuk metre falan örerseniz arkadaşlar, tam istediğiniz bir boyda hırka elde etmiş olursunuz. Tabi bunun uzunluğu, kısalığı size kalmış bir şey. Ön ve arka komple birden gittiği için şu şekilde uzun şekilde ben size zaten hazırlamıştım. Şimdi bunu e, bir buçuk metre ördükten sonra bir parça daha öreceksiniz. Nasıl ki bunu başladık, aynısından bir parça daha başlayıp öreceksiniz. Yani bu parçadan iki tane olması lazım. Bu iki parçadan ördükten sonra şöyle ikiye katlayacağız. Sonra dikim işlemlerinizi göstereceğim. Fakat bittikten sonra Pardon Bittikten sonra arkadaşlar bu e, bir buçuk metre demiştik. Bittikten sonra en üst kısma yapmamız gereken işlemi de göstereyim sizlere mil üstü aldık pardon zincirimizi çektik geriye döndük şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum şu hemen ilk başta bitirdikten sonra anlatıyorum e, hırkamızın tamamını son sırasını gösteriyorum 1 2 3 4 zincir çekip diğer eee fıstığın tam ortasına 1 2 3 4 bu bitiş kapanış olacak arkadaşlar. Yani eee ördükten sonra 4 zincir çekip 1 2 3 4 baktığınız şöyle şey yapıyorsa arkadaşlar 5 de çekebilirsiniz. sanki ilk başlangıçta hani zincir çekip de e, sık iğne yapmıştık ya son bitiş şeklinde de onu yapmış olacağız. Arada 5 çektim arkadaşlar. Siz de çekebilirsiniz. 5, 4. Yani şurası düz dursun. gerdirmesin. Buraya da zincirimizi sonuncu 3 tane çekip milisto aldım. İlmek aldım. Bazen milisto deyince beni eleştiriyorlardı. O yüzden tekrarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde e, trabzanla kapattım tek zincir çekip geri dönüyoruz ve bütün hemen boşluğa 1 2 3 4 tane de çekebilir yapabilirsiniz. 3 tane de yani şurayı düzgün dursun diye sık iğne ile 4 tam geldi. Biraz gevşek şekilde Burası çünkü etek ucunuz olacak. İkiye katlıyoruz ya. Hırkayı yaptıktan sonra. Bakın şu şekilde. Buraya kadar gelip parçayı bitirmiş olacağız. Son sırası bu şekilde. Yani ilk başlangıçta nasıl yapmıştık? Sık iğne ile sık iğne ile de bitirmiş oluyoruz. İki parçayı örüyoruz. Bu sona kadar geleyim ben belki lazım olur diye sona kadar geldim. Biraz uzun bırakayım ipimizi. Dikişimizde çünkü lazım olabilir. Tekrar ip bağlamak istemiyorum. Bakın şu şekilde uzatıyorum. Bu ipimizi bıraktık. Şimdi arkadaşlar bu hırkamızı ördük iki parçayı. Şu şekilde ikiye katladık, değil mi? Şöyle ikiye katladık. Şimdi burası ön oluyor, şurası arka olacak. Bu arka yeri tam enseye kadar, yani katladığımız, şöyle göstereyim, şuraya kadar, şöyle tutayım. Bir saniye. Şuraya kadar birazcık da ense boşluğu olarak şu, ben şimdi kopçalarla yani kancalarla bunu işaretleyerek size göstereceğim. Dikmeniz gereken arka ortayı şurası arka orta olacak. Burayı dikeceğiz. Şu delikler hiç atlamadan karşılıklı Bakın arkadaşlar hiç atlamadan kancalı iğnemle tutturuyorum. Çünkü karşılıklı gelmezse hırkamız yan olur. Evet. Şurada bitiriyorum. Yani 1, 2, 3, 4 tane şu başta 4 tane ee, şu deliklerden kalarak bitirdim. Şimdi arka ortayı tam buradan itibaren bu zincirden en son yaptığım 4 tane delik kalana kadar yaptığım şu mavi kopçaya kadar burayı dikeceğiz arkadaşlar. Nasıl mı dikeceğiz? Hemen göstereceğim sizlere. Çok basit dikimi de. Dediğim gibi hiçbir ilmeğimizi atlamayacağız. Bu ilk kopçamızı öncelikle çıkartalım. Ve karşı tarafın ilk bakın başlangıç yerine iğnemi taktım. Dediğim gibi zincirden şu tam ortasından bunun tam ortasına bir tane çapraz dikiş yaptım. Sonra bakın şu Tam ilmeğin başı ve diğeri şu şekilde diktim. Sonra ikinci deliğe geldik. Yine deliğin tam ortasından, diğer tam ortası derken boşluk değil, zincirin tam ortasından arkadaşlar. Bir de bu karşıdaki zincirin tam ortasından tekrar bir dikiş daha yaptım. Ve şu tam birleşim yerinden bir dikiş daha atıyorum. bir bu o boşluktaki zincirlerden bir başlangıç yani şu dolgulardan bu şekilde dikerek yukarıya doğru gideceğim. Bakın arkadaşlar sanki hiç birleşim yeri değilmiş gibi sanki e, şu modelimizin orta yeri gibi duracak. Dikim işlemi bu kadar. Bakın şöyle tuttuğumda hiç belli olmuyor. Dikişimiz tam yukarıdaki orta yere gelene kadar bu şekilde hırkamızın arkasını dikeceğiz. Ben size bir alternatif daha sunacağım arkadaşlar. Bu hırkamızı hani şunu 13 13 başladık ya. Bu 13 değil de 26 başlarsanız Arkayı dümdüz 26 yani 55-55 110 zincir çekip 13 tane değil de 26 tane ördüğünüz zaman yani ben şunu demek istiyorum. Şu arkayı bütün örüp iki parçada değil de arkayı bütün gelerek şöyle göstereyim. Buraya geldiniz. Buradan sonra ördüğünüz o arkayı iki parçaya ayırarak yani yarısını bir örüp yarısını bir örerek de önleri yapabilirsiniz böyle de bir alternatifiniz olabilir ben iki parçadan olursun elimde olmasın diye bu şekilde tercih ettim ve sizlere de iki şekilde göstermek istedim anlatmak istedim Bu da aynı şekilde olur zaten. İki parça değil de tek parça halinde bitirmiş olursunuz. Evet. Bu şekilde yukarıya doğru ta ki dediğim gibi şuraya kadar şu dört tane boşluk kalana kadar şuraya kadar dikiyoruz arkadaşlar. Evet arka boşluğa kadar şu şekilde dört tane bırakarak şu şekilde ense boşluğu bırakarak diktim arkadaşlar. Bakın sona kadar gelindi. Ve hiçbir dikiş izimiz de çok belli değil. Sanki normal örülmüş. komple örülmüş gibi oldu. İşte bu şekilde. Bir tek şunu da söyleyeyim sizlere. Bunun kaç santim olduğunu da bir tarafın yani bir parçanın kaç santim olduğunu da size söyleyeyim tam 30 30 31 benimki öyle şu an bakın 31 santim tek parçası iki parça bir buçuk metre örerseniz hırka için ideal olur tabi bunun kendinize bağlı uzunluğu kısalığı ee, burada bu videomuzda bu kadarını anlattım arkadaşlar şimdi e, diğer videomuzda da kollarını ve yan kısımlarının nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Bu kadarını yaptıktan sonra diğer videomuza da geçeceğiz. Hepinizi seviyorum. Ee, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.